Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, Kur'an yetmez diyen ciddi bir kitle var biliyorsunuz. Biz azınlıktayız. Sayımız da az. Biz Kur'an yeter diyoruz. Sayılarla da işimiz yok, işin gerçeği. İbrahim Resul tek başına bir ümmetti. Musa Aleyhisselam, kardeşimden başka kimse yok diyor. Yalnızlar, tekler. Sayıyla işimiz yok. Çevremizdeki insanlara mümkün olduğu kadar bana gelme, kendinize gelin diyoruz. Bu benim sürekli kullandığım bir kelimedir. Bana gelme, kendine gel. Aç kardeşim, orada Allah'ın yollamış olduğu bir mesaj var. Bak mesaja, oku, anla ve yaşa. Tarikat ve cemaatler okumamız, anlamamız ve yaşamamız gereken Kur'an'ın yanına kendi hocalarının, şeyhlerinin ya da alim, ulema dedikleri insanların kitaplarını da koyuyorlar. Onlar da diyorlar ki bunlar da öğrenmen şart. Bunlardan destek alman şart. Bunlar olmadan Kur'an'ı anlayamazsın diyorlar. Onların öyle bir iddiaları var. Peki Kur'an neye muhtaç dediğin zaman muhtaç kelimesine kıl kapıyorlar tabiri caizse. Ama diyorlar ki İslam Kur'an'la tek başına anlaşılmaz. İcma, kıyas, siyer, fıkıh falan lazım diyorlar. Ve İslam'ı anonim şirket yapmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan bir de ateistler var. Ateistler ve deistler bu tarikat ve cemaatlerden daha iyi durumdalar. Tartışıyorlar, diyorlar ki bana ispat et, ispat et. O zaman ben de düşüneyim. Varsa bana ispat et gibi bir argümanla insanların karşısına çıkıyorlar. Bu ötekilerinden iyi. Neden biliyor musunuz? Diğerleri bulduklarına inanıyorlar. Diyorlar ki ben buldum. Tamam. Bana bir şey göstermene gerek yok. Bana bir şey ispat etmene gerek yok. Bana bir şey kanıtlamana gerek yok. Ben şeyhimin kibrit kutusunun içinde gideceğim diyor. İşte arkadaşlar, bulduğunu düşünen aramaz. Bulduğunu düşünen aramaz. Ama öteki yok diyene gösterirsen, ispat edersen bir şansı var. Yok diyor. Tabi bu yok diyenlerin arasında, yani Yakup Deniz gibilerini kastetmiyorum. Şey, Yakup Deniz'in bizlerden birisiyle tartışmasını seyrettim. Bir cümlesini duyduktan sonra dedim ki artık seyretmeye gerek yok. Adam diyor ki bu kadar verinin kime ne faydası var? Şimdi karşısındaki adam verileri veriyor, tabloları veriyor. Bir veri, iki veri, üç veri, fiziki veriler, yani delil, fiziki deliller. Adamın kurduğu cümle ne biliyor musunuz? Diyor ki bu kadar verinin diyor kime ne faydası var? Şimdi bu adamla ne konuşulur, nasıl konuşulur? Siz adama verileri veriyorsunuz. Adam diyor ki bu kadar verinin diyor kime ne faydası var diyor. Sonra sizi eleştirmek için de rivayetleri kullanıyor. Sizin diyor kitaplarınızda şöyle bir rivayet de böyle diyor. Hakikaten eğer ateistin bir de ahlaksızına denk gelirseniz var ya komple çarşı karışır. İşte Yakup Deniz denilen ahlaksız böyle bir cümle kuruyor. İtiraz eden varsa videosunu açsın dinlesin. Diyor ki bu kadar verinin kime ne faydası var? Sizce bu ahlaklı bir cümle mi? Ya da ne diyor biliyor musunuz? Şimdi bilimsel verileri kendisi söylüyor. Bunlar diyor bilimsel veridir diyor. Karşısındaki adam bilimsel veriler veriyor. Ona diyor ki bunlar da ispat edilmedi. Bunlar da ispat edilmedi. Senin verin ne zaman ispat edildi? Senin bilimsel veri dediğin şeyler ne zaman ispat edildi? Her yeni icat bir öncekinin yanlış olduğunun delilidir. Her yeni tespit bir öncekinin yanlış olduğunun delilidir. 80'li yıllarda bilimsel olarak bize su içirmediler. Futbol oynuyorduk. Futbol kulübümüz vardı. Amatör kümeydi ama iyi kötü bir ikinci gençler ligi. Bursa ikinci gençler ligi, Bursa Gençler Birliği diye bir kulübümüz vardı. Ben de orada lisanslı futbolcuydum. Orada çatlardık terden, bize su içirmezlerdi. Hayır, suya yaklaşmayın. Terli terli su içilmez. Şimdi su molası veriliyor. Ne kadar az içseler de, ne kadar sadece ağızlarını çalkalayıp tükürseler de, şu anda su molası veriliyor. Ne oldu şimdi?
Ne oldu? Yani 80'li yıllarda çatlasan da suyu eline alamıyorsun. Şu anda su molası veriliyor. İşte bilim de böyle bir şeydir arkadaşlar. Bilim her yeni keşif öncekinin yanlış olduğunu anlatır. Şimdi ateizmi savunan insanların çok ilginç bir yönleri var. Bilimsel olarak kendi verilerini tek doğru olarak kabul ederler. Karşı tarafın verdiği bilimsel değerlere de itiraz ederler. Ne kadar güzel değil mi? Diyor ki benim diyor bilimsel verim önemli diyor. Diğerinin benim bilimsel verisi önemli değil diyor. Bunlar böyle bir şey. Ama asıl üzücü olan insanoğlu yaratılan mahlukat arasında doğduğunda en aciz varlıklardan birisidir. Muhtaçtır. Annesinin memesini arar bebek. Yürümesi en az 20 ay sürer. 20 ay sonra yürür. Kainattaki birçok mahlukat 3 dakikada, 5 dakikada, 40 saniyede yürüyen hayvanlar var. Doğar doğmaz. Ama insanoğlu bu kadar aciz, bu kadar çaresiz ve bu kadar muhtaç. O zavallı annesinin memesini arayan bebek deniz olduğu zaman nasıl oluyorsa birdenbire din yoktur, ahiret yoktur, cennet cehennem yoktur, bunlar hurafedir, hikayedir deyip çıkıyorlar. Ben genelde Göbekli Tepe'yi tavsiye ediyorum. Yerleşik düzene geçmeden önce, hayvan terbiye edilmeden önce, buğday keşfedilmeden önce, teker icat edilmeden önce bilinen gezici ve avcı topluluklar niçin tapınak yaptı? Urfa Göbekli Tepe. Karbon testinden yaşı belli, şeklinden tapınak olduğu belli. Kimi uyutmak için tapınak yaptılar? Kimi kandırmak için tapınak yaptılar? Kimin için hile yaptılar? Ne diyorlar biliyor musunuz? Uzaylılar yapmıştır. Bilimi savunuyor ya. Savunduğu bilim karbon testiyle ortaya da çürüyünce topu ET'ye atıyorlar. Bunu diyorlar Mars'tan gelen uzaylılar yapmıştır diyorlar. Ne yapsın adam? Şey de çok komik. Mecazları düz anlamaları. Şimdi örnek olarak aslan gibi adam yazıyor. Adam diyor ki bak aslan gibi adam diyor kuyruğu nerede? Kaçamazsın diyor bana göster kuyruğu nerede? Aslan gibi adam diyor kuyruğu nerede diyor. Ayet güneşin battığı yere gitti diyormuş. Güneşin doğduğu yere gitti diyormuş. Adam bağıra bağıra diyor ki güneşin battığı yer neresi? Göster, göster diyor bana diyor. Güneşin doğduğu yeri bana göster diyor. Güneşin doğduğu yeri bana göster diyor. Neyse arkadaşlar, zaten bunlarla ilgili videolar yakında gelecek. Şu anda hazırlık aşamasında. İnşallah bu ve buna benzer kişilerle ilgili videolar da yapacağız. Artık öyle gerekiyor. Arz talep meselesi. Şimdi gelelim bugünkü videomuza. Bugünkü videomuz ateistlerin ve deistlerin cephane olarak kullandığı hikayelerdi. Ehl-i Sünnet'in palavra zinciri, palavra serisi. Adamlar öyle bir hayal gücü var ki atıyorlar. Atış serbest, sıkıntı yok. Nereden okudun? Belli değil. Kaynak ne? Belli değil. Hangi kitap? Hangi kütüphane? Nereden okuyorsun bunları? Cevap, İşkembe-i Kübra'dan. Çünkü denetleme yok. Araştıran yok. Sen bunu neye göre söylüyorsun kardeşim diye? Yok. Edepsiz bir görüntü olmuş olsa hemen engelleniyor. Ama edepsiz konuşmaya, iftira olan konuşmaya herhangi bir engel yok. Yani şunu bir yetkili yok şunu soracak. Kardeşim senin bu söylediğine sen Allah dedi diyorsun delilin ne? Ya yani bir müdürün yerine müdür böyle dedi desen iftiradan tutuklanırsın. Allah böyle dedi diyorsun ama öyle bir ayet yok. Sana da karışan yok. Serbest. Allah adına istediğini söylemek serbest. Allah dedi, Allah söyledi, Allah buyurdu ama kaynak yok. İşte kaynaksız yeni bir palavra arkadaşlar. Şimdi hep beraber analiz yapalım inşallah. Düşünme metodunu devreye sokuyoruz. Önemli olan arkadaşlar
Hızlı düşün, çabuk karar ver ve mutlaka mutlaka derinlemesine düşünelim. Buyurun. Musa aleyhisselam zamanında bir adam ölmüştü. İnsanlar onu günahkar oluşundan dolayı yıkayıp kefenlemek istemediler. Bakın, Musa aleyhisselam döneminde yıkamak ve kefenlemek varmış. Yıkanıyor, kefenleniyor. Ama günahkar olanı yıkamıyorlar, kefenlemiyorlar. Tuhaf değil mi? Neyse, şimdi arkada da durmadan fon müziğini Allahu Ekber koymuş. Arkadaki ses, ton makamlı bir şekilde videonun sonuna kadar Allahu Ekber diyor. Dinleyelim. Ayaklarından tutup bir çöplüğe attılar. Musa Aleyhisselam'ın kavmi iman etmiş bir kavim. Günahkar birisini ayaklarından tutup çöplüğe atıyor arkadaşlar. Nasıl iyi bir kavimmiş değil mi? Ne kadar anlayışlı, ne kadar merhametli bir kavimmiş. Sonra Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a, "Ey Musa, filan mahallede biri öldü. Şu anda o mahallenin çöplüğündedir. O benim veli kullarımdandır. İnsanlar onu yıkamadılar, defnetmediler. Şimdi oraya git, onu yıka, kefenle ve namazını kıl." Duydunuz mu arkadaşlar? Namazını kıl. Şimdi Musa Resul döneminde namaz var. Namaz Miraç'ta Muhammed Resul'e indirildi, farz kılındı diyorlar ya. Kendi rivayetlerinden haberleri yok. Allahu Teala bizzat konum veriyor. Konum. WhatsApp'tan konum atıyor. Diyor ki Atatürk Mahallesi Vişne Sokak numara 6 diyor. Duydunuz değil mi? Allah demiş ki falanca mahallede, falanca çöplükte. Benim bir veli kulum var diyor. Allah'ın bir veli kulu var ve insanlar bunu kötü, günahkar, çöplüğe atılacak bir adam olarak görüyorlar. Şimdi lütfen bunu düşünün. Arkadaki o fon müziğini unutun. Allah bizzat Musa Aleyhisselam'ı vahyediyor. Vahyetmese Musa Aleyhisselam'ın bile haberi yok. Oradaki kavmin de haberi yok. O adamın kalitesinden. Adam ölünce adamı tutup çöplüğe atıyorlar. Bu ne demektir? Bu adam cumaya gitmemiş. Bu adam hacca gitmemiş. Bu adam oruç tutmamış. Bu adam zekat vermemiş. Artık Musa Aleyhisselam döneminde ne varsa bu adam hiçbirini yapmamış. Onun için de insanlar tutuyorlar adamı çöplüğe atıyorlar. Sonra Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a vahy ediyor. Diyor ki falanca mahallenin falanca çöplüğünde, falanca sokağında benim bir veli kulum yatıyor diyor. Allahu Teala bunu meleklerine yaptırmıyor ya da direkt adamın katını almıyor. O merhumu direkt cennete almıyor. Önce dünyadaki defin işleri için talimat veriyor. İyi değil mi arkadaşlar? Devam ediyoruz. Ardından da defnet diye vahyetti. Musa Aleyhisselam kendisine bildirilen mahalleye giderek oranın insanlarından adamı sordu. İnsanlar bu vasıflarda bir adamın öldüğünü fakat çok günahkar birisi olduğunu anlattılar. Musa Aleyhisselam, "Peki şimdi nerededir? Zira Allah bana o adam için vahide bulundu. Bana yerini gösteririz diye ricada bulundu." Hep beraber adamın bulunduğu yere gittiklerinde adamı bir mezbeleye atılmış, o vaziyette terk edilmiş olduğunu gördü. İnsanlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a o adamın yaptığı kötü işleri anlattılar. Musa Aleyhisselam daha fazla dayanamayarak, "Rabbim, sen bana bu adamın namazını kılıp defnetmemeye mi?" Mahallesindeki insanlar ise onun çok kötü bir insan olduğunu şahitlik etmektediler. "Sen her şeyin iyisini kötüsünü, kimin övgüye kimin de kötü anılmaya harika layık olduğunu bilirsin" diye evet yalvarışta bulundu. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a, "İnsanların onun hakkında sana anlattıkları kötü haberler doğrudur." Bakın, doğrudur diyor ya. Allahu Teala diyor ki insanların sana anlattığı o kötü şeyler doğrudur diyor arkadaşlar. Peki madem doğrudur Allah'ım, haşa, niçin sen onu benim veli kulum diyorsun? "Fakat o vefat anında benden üç şeyle şefaat diledi.
vefat anında üç şeyle şefaat dilemiş. Yani adamın konuştuğu Firavun tövbesi. Vefat anında. Bakın. Ölmeden bir gün önce değil. Bir saat önce değil. Vefat anında can boğaza gelmiş. Adam üç tane şefaat dilemiş. Lütfen parçaları birleştirin arkadaşlar. Bu adamların ne kıblesi var ne putu var. Mekkeli putperestler bunlardan Müslüman. Tekrar ediyorum. Mekkeli putperestler bu adamlardan daha Müslüman. Bu benim düşüncem. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz yorumlara yazabilirsiniz. İtiraz olan varsa itirazını yazsın. İtirazını yazsın. Abi adam kendisi söylüyor. Musa Aleyhisselam'la Allah-u Teala günahkar bir adam için konuşuyor. Ve bu günahkar adam hakikaten mahalleli doğru söylüyor. Allah diyor mahalleli doğru söylüyor. Yani bir ömür adam beş para etmez. Fakat öleceği anda üç tane dua etmiş. Üç tane şefaat istemiş. Vay be ne güzel. Bir ömür anasını ağlat. Vur patlasın çal oynasın. Öldükten sonra ölmeden önce üç şey dilemiş. Neymiş bakalım? Şayet o adamın istedikleri ne bütün insanlar isteseydi ben hepsini bağışlardım. Vay. Bu durumda ona karşı nasıl merhametli olmayayım ki? Ya. Ben merhametlilerin en merhametlisi değil miyim ya Musa? Ya. Allah ilkeli değil. Verdiği sözden asla caymaz değil. Allah böyle yapıyormuş. En merhametli olduğu için siz bir ömür namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, varınızı yoğunuzu dağıtıyorsunuz, infaklar yapıyorsunuz, gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Ama o adam ne oluyor? O adam üç kelime söylüyor, üç cümle söylüyor, hop cennete. Niye? Allah Rahman'dır. Musa Aleyhisselam, ey Rabbim, o üç şey nedir diye sordu. Evet. Allah-u Teala, bu kulumun ölüm anı yaklaştığı zaman bana şöyle bir niyazda bulundu. Bak, ölüm anı yaklaşınca. Birincisi, Rabbim, biliyorsun ki ben kalbimle hoşlanmadığım halde birçok günah işledim. Adam demiş ki, kalbimle hoşlanmadığım halde bir sürü günah işledim. Şimdi düşünün, adam içiyor. Ya aslında hoşlanmıyorum ama hadi ver. Biraz kafayı bulayım. Aslında hoşlanmıyorum ama şöyle bir tefecilik yapalım ya. Aslında ben hoşlanmıyorum ha. Hoşlanmaya tefecilik yapıyorum. İçiyorum. Hoşlanmıyorum aslında. Hoşlanmadan yapmış. Hoşlanmadan adam öldürmüş. Hoşlanmadan hırsızlık yapmış. Yani adam ne kadar üzülerek yapmıştır düşünebiliyor musunuz? Adamın kendi ifadesi. Ben hoşlanmadan kötülükler yaptım diyor. Yani keyif aldıysa suç zannediyor. Adam öldürüyor ya mesela. Keyif aldıysa suçlu. Keyif almıyorsa o zaman suçlu değil. Adam mesela kandan tiksiniyor. Adam öldürmüş. Ay kandan tiksindim. O zaman Allah affedecek. Cümleye bak ya. Hoşlanmadan günah işlemiş adam bir ömür. O zaman sorun yok ya. Hoşlanmadıysa problem yok. Fakat bu günahları bende toplanan nefis, kötü arkadaş ve şeytan üçlüsü sebebiyle yaptım. Burası çok güzel arkadaşlar. Kötü arkadaş kimdir? Veli toplantılarında çocukları okuldan atılan, sınıfta kalan bütün anne ve babaların kurduğu cümle böyledir biliyor musunuz? Benim arkadaşım kötü arkadaş kurbanı. Özür dilerim. Benim çocuğum kötü arkadaş kurbanı. Bütün veliler bu cümleyi kurar. İyi de kötü arkadaş kim? Uzaydan mı geldi kötü arkadaş? Hiç kimse kendi çocuğuna kötü demez. Kendi çocuğunu kötü yola düşüren kötü arkadaştır. Yani kendi çocuğu yüzünden başka bir çocuğun sınıfta kalma ihtimali yoktur. Ya o çocuğu okuldan kaçmasına vesile olan belki senin çocuğun.
Gel kaçalım, gel kaçalım dedi. Çocuğu derse sokmadı, okuldan kaçırdı. Ama o kaçıran çocuğun annesi babası da aynı cümleyi kurar. Benim çocuğum kötü arkadaş kurban. İşte o kötü arkadaşın annesi babası Türkiye diyor. Hep kötü arkadaş tarafından kandırılan çocuklar vardır. Ya hepsi aynı sınıfta. Sıra arkadaşları. O sıra arkadaşlarından bir tanesi diyor ki kaçalım sinemaya gidelim. Öteki de ona uyuyor hadi gidelim diyor. Şimdi annesiyle babasıyla konuş. Bütün çocukların annesi babası benim evladım kötü arkadaş kurbanıdır. Ne kadar ilginç değil mi? Şimdi bu da öyle diyor. Diyor ki Allah'a ölmeden önce şeytan ve kötü arkadaş kurbanı oldum diyor. Ne kadar güzel. İşte bu üçü beni günaha sürükledi. Onlar günah sürüklemiş. Muhakkak ki sen söylediklerimin doğruluğunu bilirsin. Hı. Beni bağışla. Hı. İkinci söz nedir dedi Musa Aleyhisselam. Daha yeni ikinci söz geliyor. Ey Rabbim biliyorsun ki ben çok günah işledim. Daima kötü insanlarla beraber oldum. Hı. Fakat ben salihlerin sohbetlerini dinlemeyi, onlarla beraber olmayı, fasıklarla beraber olmayı tercih eden birisiydim. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ayaklarından tutulup çöpe atılan adam tarikatların meclisindeki bir vatandaş. Onların sohbetlerine, meclislerine katılan birisi. Şimdi sohbete, meclise katılıyor. Öldükten sonra da çöplüğe atılıyor. Mahalleli de diyor ki biz bugüne kadar bunda hiçbir iyilik görmedik diyorlar. Adam da Allah diyor ki Allah'ım diyor. Ben diyor Allah dostlarının diyor sohbetlerine katıldım diyor. Ya ne kadar diyor kötü arkadaşım olsa da diyor Allah dostlarının sohbetlerini diyor hiç ihmal etmedim diyor. Üçüncü sözü ise ey Allah'ım biliyorsun ki ben salihleri fasıklardan daha çok seviyorum. Salihleri fasıklardan daha çok seviyormuş. Ya arkadaşlar hakikaten çok ilginç. Şimdi çöplüğe atılan bir günahkar diyor ki salihleri fasıklardan daha çok seviyormuş. Aklıma şey geldi. Prensese sormuşlar. Demişler ki prens seni öpünce niye uyandın? Demiş ki eğer ilk öptüğünde uyanmazsam öpmeye devam ederdi demiş. Onun için birisi sizi öptüğü zaman lütfen uyanın. Eğer öpüldüğünüzde uyanmazsanız öpülmeye devam edersiniz. Bilmem anlatabildim mi? Öyle ki bana biri salih, diğeri fasık iki adam gelseydi elbette salihin hacetini öne alır, onunla ilgilenirdim diye niyazda bulundu. Ne kadar iyi adammış bak düşünebiliyor musunuz? İki kişi gelse önce sadığın işini halledermiş, ondan sonra fasığın işini halledermiş. Fasığın işini halletmem demiyor. İşte Musa Aleyhisselam Allah seslendi. İşte bu üç sözümden sonra ben de onu affettim. Çünkü ben çok şefkatli ve merhametliyim. Huzurumda günahlarını itiraf edene Allah'ın huzurunda günahlarını itiraf etti diye makbul insan oluyor. Ayet diyor yani eli şahit, gözü şahit, kendi şahit. Sanki bu günahlarını itiraf ediyor da başkası inkar edecek. Elin ayağın şahitken sen neyi inkar ediyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Daha da çok merhamet eder. İşte bu kulu günahlarını itiraf ettiği için bağışladım. Ey Musa de. Adam günahlarını itiraf edince direkt bağışlanıyor. Çünkü kendisi itiraf etti. Düşünün şimdi adam mahkemeye götürüyorsun. Ben soydum diyor. O zaman beraat. Mahkemeye götürüyorsun adamı. Ben öldürdüm diyor. İtiraf ediyorum diyor. O zaman beraat. Niye? İtiraf etti canım. İtiraf ettiyse beraat. Sana emrettiklerimi yap. Muhakkak ki ben bu adamın cenazesini ve defnedilmesine katılan bütün herkesin günahlarını gördünüz mü arkadaşlar? En sonunda da bonus var. Ayaklarından tutup çöplüğe attıkları adamın cenaze namazına
katılan, cenazesine, defin işlerine katılan herkesin günahları siliniyor. Nasıl ama? Nasıl, iyi mi? Arkadaşlar, ya kendinize gelirsiniz, aklınızı kullanırsınız, ya da böyle soytarılar, ben size ismini de vereyim TikTok'tan, Yusuf Ustam. TikTok et Yusuf alt tire Ustam. Hakikaten adam usta ya. Yusuf Ustam. Selam olsun Yusuf Ustam'a. İstersen yorum yaz, bir de yüz yüze konuşalım. Bunları nereden aldın? Hadi aldın. Nasıl inandın? Hadi aldın, inandın. Millete bunu anlatırken ne cesaret bu kadar rahat üzerine basa basa. Arkada da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hacca gidiyoruz. Ya hakikaten bu insanlar o kadar kontrolden çıkmışlar ki. He, ben Aynı Dinden Değiliz diye kitap yazdım. Aynı Dinden Değiliz diye kitap yazdım. Bu kadarını ilave etmeye gerek duymadım. Aynı Dinden Değiliz kitabının içinde diyelim 128 tane maddem var. Bu kadar kantarın topuzunu kaçıranı yazmadım yani. Bunu yazmaya gerek yok. Zaten bununla aynı dinden değiliz. Bu nedir ya? Ama karar sizin tabii. Arkadaki o müziğe, ahenge bakarsanız böyle bir hikayeye inanan arkadaşlar herhangi bir ibadet yapmasına gerek yok. Çünkü Allah Rahmandır, Rahimdir, Esirgendir, Bağışlayandır. Herhangi bir ibadete gerek yok. Herhangi bir harama, yasağa gerek yok. Vur patlasın, çal oynasın, hayatınızı yaşayın. Tamam. Ölmeye yakın. Tamam. Bunları da sürekli söyleyin. Allah'ım günahlarımı itiraf ediyorum deyin. Siz günahlarınızı itiraf ederseniz Allah da sizi bağışlar. Siz yeter ki itiraf edin. Birisi gelsin senin evladını öldürsün. Tamam. Sonra da af dilesin. Desin ki itiraf ediyorum, senin çocuğunu ben öldürdüm desin. Siz de onu bağışlayın. Allah'a bağışlatmak kolay. Kendiniz bir bağışlayın bakalım önce. O bir kendinizde o parçayı bir hissedin bakalım nasıl bir duygu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.